Kütle ölçme. Bilgi kutusunu okuyalım. Aşağıda verilen görselde karpuzun kütlesi ölçmek için 2 tane 1 kilo ve 1 tane 500 gram kullanılmıştır. 2 tane 1 kilogram 2 kilogram artı 500 gram 2500 gram yapar. Dedektif Hayri alışverişe çıkmış Aldığı ürünlerin kütlelerini tabloda göstermiş. Aşağıda kütleleri verilen ürünlerin Toplam kütlelerini Örnekteki gibi Altlarına yazınız demiş. 2 tane elma var. Ne yapacağız? 2 tane elma bakıyoruz 250-250-500 gram yapıyor. 500 gram elma Artı Peynir ne kadar? 750 750 gram artı un ne kadar 3 kilogram eşittir topladığımız zaman 500 750 daha 1250 yapar. 1000 kilogram olarak 3'e ekliyoruz. 4 kilogram. Geriye kalan 250'yi de gram cinsinden yazıyoruz. Şeker. 2 tane şeker. Şeker 5 kilo. 5 5 10 kilogram yapar. Tavuk 2 kilogram. Artı makarna 500 gram. artı un 3 kilogram. Topladığımız zaman 10, 12, 15 şöyle alta yazalım. 15 kilogram artı 500 gram. Un ve şekerimiz var. Un 3 kilogram. Şeker 5 kilogram. 3 tane elmamız var. Elma 250, 250, 250, 750 gram yapar. Üçünü birlikte yazdım. Zeytin 300 gram. Artı tavuk 2 kilogram. Eşittir. Şimdi bunları toplayalım. 3, 5 daha 8, 2 daha 10. Burası 10 kilogramımız var. Artı 750 gramla 300'ü topladığımız zaman 1000 50 yapacak. 1050 gram 1 kilo 50 gram. 1 kilogram 50 gram şeklinde ayırıyoruz. Ve o 1 kiloyu ona ekliyoruz. 11 kilogram artı 50 gram şeklinde ifade edebiliriz. Aşağıda verilen nesnelerin kütlelerini altlarına yazınız demiş bir kilogram bir kilogram bir kilogram üç tane bir bir artı bir artı bir eşittir üç kilogram 500 250 daha 500 yüz artı iki eşittir yedi gram bir kilogram artı bir kilogram artı iki gram eşittir. 2 kilogram 250 gram şeklinde yazabiliriz. 1 kilogram artı 500 artı 250 gram artı 250 gram. 500 750 bin gram. Bin gram bir kilogram yapar. Bir kilo da burada var. Eşittir 2 kilogram. Kütleleri verilen çocukları ağırdan hafife doğru sıralayınız demiş. En ağır bakıyoruz. Kilogramı en fazla olan en ağırdır. 21, 33, 33, 300 ve 33, 300 diğerlerine göre daha yüksektir. Merve 33 diğer kilogramlara daha göre daha fazla. Bora Bora'yı da yazdık. Şimdi 21, 27, 21. 27 damla daha fazla. İlk önce kilogramı fazla olanı yazıyoruz. Şimdi 21, 200, 21, 600. Kilogramlar aynıysa gramlara bakıyoruz. 600, 200'e göre daha fazla. Aslı ve Cem şeklinde yazabiliriz. Eşit kütleye sahip olanları eşleştiriniz. 7 kilogram, 700 gram, 7 700 gram yapar. 7007 gram 7 kilogram 7 grama eşit bu da yukarıdakine. Şimdi bakalım. Eklediğimiz zaman bunu 6 kilogram 7 kilogram 7077. Bir daha hesaplayın. 6 7 77. Evet. Geriye de bu kalıyor. Ton ve miligramın kullanım yerleri. Bilgi kutusunu okuyalım. Kilogramdan daha büyük kütlelerin ölçümünde kütle ölçme bilimi olarak ton kullanılır. Odun, kömür gibi malzemeleri ölçmede kullanılır. Ton kısaca T harfi ile gösterilir. Kütlesi 1 gramdan hafif olan kütleleri ölçmek için miligram kullanılır. Miligram ise kısaca mg ile yazılır. Direktif Hayri aşağıdaki görsellerden ton ile ölçülebilenlerin altına t, miligram ile ölçülenlerin altına mg yazacaktır. Yazınız demiş ton. Bu bir ton gelmez. Kilogram ile ölçülür diye düşünüyorum. Bu gram, miligram. ton miligram Muhtemelen bunu da ton diye vermiş ama bu ton gelmez yani. Miligram da değil. Aşağıda belirtilen alanlara tonun ve miligramın kullanıldığı alanlara ikişer örnek veriniz. Kimya olabilir. Biyolog diyebiliriz. Böcek ölçümünde biyologlar kullanabilir veya ilaç yapımında kullanılabilir. Ton, kömür, odun gibi yazabiliriz. Meyve araçları diyebiliriz. Şehirler arası giden meyve sebze araçları. Kütle ölçme birimleri arasındaki ilişki. 1 ton 1000 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. 1 gram 1000 miligram. Şimdi dönüşümlerini yapalım. 1 ton 1000 kilogram. 18 ton 18 yazıyoruz. Arkasına 3 sıfır ekliyoruz. 4 251 451 3 tane 0 ekliyoruz. 8 son 8 yazdık 3 0 ekliyoruz. 8000 yapıyor. 4 3 tane 0 ekliyoruz. 22 3 tane 0 133 1 2 3 0 64 1 2 3 0 ekliyoruz. 7 yazıyoruz 3 0 ekliyoruz. 39 Yazıyoruz 30 ekliyoruz. 761 30 ekle. 914 30 ekleyip hesaplıyoruz. Yine 1 kilogram gram'a çevirirken 30 ekliyoruz. 5 5 yazdık 30 ekliyoruz. 8 yazdık 30 ekliyoruz. 7 yazdık 30 ekliyoruz. 23 yazıyoruz 30 ekliyoruz. 1 2 3. 56'yı yazıyoruz 30 ekliyoruz. 72 yazıyoruz 30 ekliyoruz. 81'i yazıyoruz 30 ekliyoruz. 651'i yazıyoruz. 3 sıfır ekliyoruz. 324'ü yazıyoruz. 3 sıfır ekliyoruz. 879 yazıyoruz. 3 sıfır ekliyoruz. 104 yazıp 3 sıfır ekliyoruz. Şimdi gramı miligrama çevirirken yine 3 sıfır ekliyoruz. 8'i yazdık 3 sıfır ekledik. 4'ü yazdık 3 sıfır ekledik. 1'i yazdık 3 sıfır ekledik. 3'ü yazdık 3 sıfır ekledik. 12'yi yazdık 3 sıfır ekliyoruz. 24'ü yazıp 3 sıfır ekliyoruz. 36'yı yazıp 3 sıfır ekliyoruz. 48'i yazıp 3 sıfır ekliyoruz. 452 yazıp 3 sıfır ekliyoruz. 768 3 sıfır 921 3 sıfır 814 3 sıfırı ekledik. Şimdi miligramı grama çevirirken 3 sıfır siliyoruz. 2 gram. Kilogramı tona çevirirken yine 3 sıfır siliyoruz. 13. Gramı miligrama çevirirken 3 sıfır ekliyoruz. 433 3 sıfır ekle. Gramı kilograma çevirirken yine 3 sıfır sildik. 88. Miligramı grama çevirirken 3 sıfır siliyoruz. 30 gram. 3 sıfır sildik. 50 ton. Evet kilogramı grama çevirirken 3 sıfır ekliyoruz. 150. 3 sıfır burada var. 1, 2, 3. 3 sıfır da biz ekledik. 150 milyon yaptı. Miligramı grama çevirirken 3 sıfır siliyoruz. 72 kilogramı grama çevirirken 3 sıfır ekliyoruz. 204 3 sıfır da ekledik.